Orta Çağ döneminde relikler insanları Tanrı'ya yakınlaştırma güçleri nedeniyle çok saygı görürlerdi. Bu kutsal diken relikleri içinde en önemli reliklerden birini barındırıyor. Diken tacından bir diken. Bu diken tacı ya da çalıdan yapılma taç, çarmıha gerildiği sırada İsa'nın başında olan taçtır. Büyük ihtimalle 1400'lerde Paris'te yapılmış ve görünüşe göre çok çok zengin biri için. Kutsal diken relikeri, altın ve mücevherlerle döşenmiş bir tiyatro sahnesi gibi. Bu eserde dünyanın sonunu görmekteyiz. Tam bir dram. Tüm ölülerin diriltilip yargılandığı gün. Bu bir gün tüm izleyicilerinin katılımcı da olacağı bir drama. 3 bölümden, yani 3 sahneden oluşuyor. Altta melekler yemyeşil yeryüzünün üzerine borazanlarını çalıyorlar ve bir diğer yandan da mezarlar açılıyor. En tepede Tanrı parlak mücevherler içindeki tahtında oturuyor ve yargılama başlıyor. Ortada ise tüm relikerlerin odak noktası yer alıyor. Orta Çağ Hristiyanları için cehennem ateşinden kaçmanın tek çaresi İsa'nın döktüğü kandı. Tam ortada İsa var. Bize yaralarını gösteriyor. Ve onun hemen altında, çok yakınınızda, o kutsal kanın akmasına sebep olan dikenlerden biri duruyor. Burada Latince yazılmış bir etiket var. Bu, İsa'nın tacından bir dikendir anlamına geliyor. Bu relikerin anlamını ve gücünü abartmamıza gerek yok. İnsanlar karşısına geçtiklerinde çok güçlü duygular hissetmişler. Bu değersiz çalı parçasının döktüğü kan, tüm insanlığı kurtaracak diye kabul görmüş. İşte bu sebeple bu altın ve elmas işlemeli eser, insanlara inanılmaz derecede bir güven duygusu vermiş.